Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz şık çantamızdan öreceğiz. Gerçekten çok tatlı renklerde oldu. Ben bu şekilde 3 renk kullandım. Dilerseniz tek renk veya 2 renk de yapabilirsiniz. Bu şekilde aksesuar taktım. Taban kısmını da şöyle normal trabzanla ördüm. Şimdi isterseniz çantamızın yapımına geçelim arkadaşlar. Bu arada tığ numaram 9 numara. İplerim biraz kalın bir ip ama esnek ipler. Bu şekilde oluşturdum. 10 numara tığ da kullanabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar ilk olarak kahverengi ipimle başlıyorum. Şöyle sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 10 tane ikili trabzan öreceğiz. Bakın iki zincirimi çektim. İpimi doladım. Ve sihirli halkanın içerisine ikili trabzanımı ördüm. Tekrar doluyorum. Sihirli halkanın içerisinden batıyorum ve ikili trabzanımı örüyorum. Bu şekilde toplam 10 tane olacak şekilde zincir haricinde. Yani şöyle bakın şuradan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Bu 5. Bu şekilde 10 tane yapıyoruz şimdi. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım. Ve hemen karşı taraftan birleştirmemi yapıyorum. İkinci sırada yine 2 zincir çekiyorum. Ve her boğuma çift batıyorum. Bakın. Hemen dip noktasından başlıyorum. Buraya çiftimi batıyorum. Bu şekilde hemen yanına yine çift batarak toplamda 20 tane ikili trabzan elde edeceğim. Bu şekilde her yere çift trabzan batarak ilerliyoruz. Bakın aynı noktaya 2 tane battım. Yine tığımı doladım. İlk ikisinden sonra ikisinden çekiyorum. Doluyorum tığımı. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İpimi buradan biraz uzattım. İlk ikisini aldım. Sonraki ikisini aldım. Bu şekilde her yere çift batarak sıra sonuna kadar gelelim. Arkadaşlar 20 tane yaptım. Şimdi şu son noktaya da bir tane daha trabzanımı batacağım. Ve bu sondaki trabzanla baştaki zincirimi şöyle çift trabzan sayacağım. Yani toplamda 22 tane yapmış olduk. Bu şekilde aradaki boşluğu kapatmış oluyoruz. Şimdi birleştirmemizi yaptık. 2 zincir çekiyoruz tekrardan. Ve yine dipten başlıyorum. Bakın dip noktasından başlıyorum. Buraya çiftimi batacağım şimdi. Bir tane daha aynı noktaya batıyorum. Ve bir sonraki yani yanına tek batıyorum. Şimdi bir tek bir çift, bir tek bir çift olacak şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi çiftimi batıyorum. Ve hemen yanına tek. Bu şekilde bu sırayı da bir tek bir çift olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerletelim şimdi. Arkadaşlar bakın son kısma geldim. Son boğumuma da çiftimi batıyorum. Ve şuradaki zincirimi tek sayıyorum. Şimdi burada yine birleştirmemizi yaptık. 2 zincir çekiyoruz ve bir üst sıraya geçtik. Şimdi bir üst sırada yine 2 tek 1 çift yapacağız. Bunun için çiftle başlıyorum yine. İlk dip noktasına çiftimi batıyorum. Ve hemen yanındaki 2 boğuma tek batıyorum. Bir tane battım, bir tane daha. Şimdi hemen yanına yine çiftimi batacağım. Bu şekilde 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift. İki tek ve bir çift şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyorum şimdi.
Arkadaşlar bakın çiftle başlamıştım. Burada çiftimi battım. Bir sonraki boğuma tek batıyorum. Ve ilk zincirimi de tek trabzan sayıyorum. İki tek şeklinde oluşturmuş olduk. Bu noktada yapmamız gereken şu. Tığımızı doladık. İlk sıramızda bakın trabzanımın arkasından tığımı geçiriyorum. Bu şekilde tığımı trabzanın arkasından geçirdim. Ve ikili trabzanımı burada oluşturuyorum şu şekilde. Ve hemen yanındaki trabzanıma şöyle trabzanın dip noktasından bakın. Şurada görünüyor. Hemen buraya ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bir tane önden kabartmalı trabzan yaptım. Bir tane normal trabzan. Hemen yanındaki trabzana yine şöyle tığımı arkadan geçirip kabartmalı bir trabzan oluşturuyorum. Tekrar doladım ve yanındaki trabzanıma bu şekilde normal trabzan ördüm. Şimdi bu sırada bu şekilde bir kabartmalı, bir tane normal örerek ilerleyeceğiz. Ve daha sonra diğer rengimize geçişi sağlayacağız. Bu şekilde çantamızı büyüteceğiz. Hep aynı mantıkla ilerliyoruz arkadaşlar. Ve kabartmalı yere yine kabartmalı yapıyoruz. Normal trabzan battığımız yerlere de normal trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Ben şimdi bir iki sıra kahve öreceğim. Daha sonra renk değişimine geçeceğim. Şimdi hızlıca sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Arkadaşlar bakın son kısımdayım. Son kabartmalı kısmımı da şöyle yapıyorum. Ve burada bakın son bir boğumu alacakken kalıyorum. Burada rengimi diğer rengimi alıyorum. İstediğiniz rengi alın. Ve burada kalmışken ipimi buradan geçireceğim. Daha sonra birleştirmemi yapacağım. Kaydırdım. Şimdi burada yine iki zincir çekiyorum üst sıraya geçişte. Ve dediğim gibi kabartmalı kısımları kabartmalı yapıyoruz. Bakın bu şekilde tığımı arkadan geçirdim ve kabartmalı yaptım. Normal battığım yerlere de yine normal şuradan şu kısımdan batarak ipleri arkada yürüterek ilerliyorum. Şimdi yine kabartmalı kısımdayım. Bu şekilde battım ve normal trabzan kısmımda normal battım. Renk değişimi bu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde şimdi modelimizi ilerleteceğiz. Gördüğünüz gibi bakın ta ki bu şekilde büyüyene kadar. Daha sonra diğer rengimize geçeceğiz. Ve çantanın son kısmını oluşturacağız. Şimdi ben bunu burada bırakıyorum. Diğer çantamı alıyorum. Son kısmını yapmamıştım size göstermek için. Şöyle kameramı düzelteyim. Bakın. Ben son sırama kadar yaptım. Bu arada en altta 2 sıra örüyoruz. Diğer sıralarda 3 sıra çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 sıra çıkıyoruz. Yine isterseniz 2 sırada çıkabilirsiniz. Size kalmış. Ben 3'er sıra çıktım diğer renklerde. Şimdi bir üst sırada yine 2 zincirimi çektim. Bu sefer yapacağım şey bitişi yapacağım çantamın. Şöyle arka boğumlardan bakın sık iğneler yapacağım. Yine isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben son kısmını bu şekilde tercih ettim. Arka boğumlara böyle sık iğneler batarak çantamı bitireceğim artık. Ve aksesuarlarını vesaire oluşturacağım. Çantam burada bitmiş olacak. Oldukça keyifli bir çanta modeli arkadaşlar ve gayet de kolay. Ve çok az ip gidiyor gerçekten. 3 renk olduğu için sadece taban renginizde bir miktar ip kullanıyorsunuz. Daha sonraki renkler bayağı az gidiyor. Elinizde kalan böyle minik ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Sadece alt taban için bir ipe yakın diyelim. Bir ip kullanıyorsunuz. Diğerleri için dediğim gibi çok az miktarda ipler kullanıyorsunuz. Yine isterseniz tek renkte yapılabilir. Çok alternatif var bu çantada. Gerçekten çok güzel, kullanışlı bir çanta olacak. İçi de oldukça büyük. Şimdi ben bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Şimdi bakın son sıraya kadar işlemimi yaptım ve birleştirmemi yapıyorum. Burada ipimi çekiyorum. Aynı noktadan ipimi içeri alıyorum. Ve bakın
şuradaki kısımdan da geçiriyorum. Şimdi bunu içeride yine düğüm yaparak bitireceğiz. Şimdi çantamın torba kısmını oluşturacak yerini yapacağım arkadaşlar. Şöyle biraz uzun bırakıyorum. Buraya püsküller yapacağım. Şöyle zincirimizi çekelim. Kaç zincir olduğunu söylemeyeceğim. Çantamıza göre ayarlıyoruz. Hızlıca zincirimizi çekeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bu benim için yeterli. Şimdi burasını biraz uzun bırakıyorum. Ve kestim. Şimdi arkadaşlar çantamızın birleştirme yerini arkaya getiriyoruz ve şu şekilde çantamızı bükeceğiz. Şöyle. Evet, şu şekilde. Şöyle. Bunu göz kararı yapıyorsunuz yine. Ben size net bir sayı veremeyeceğim burada. Böyle gelişi güzel yerlerden geçiriyoruz. Bakın şu şekilde. Hatta şunu bir öne koyayım. Yani bunu kendiniz ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Net bir sayı veremiyorum burada. Bunu bu şekilde geçiriyorum. Bakın şöyle sıkıca çektim. Ve diğer tarafı da aynı şekilde yapmaya çalışıyorum. Görüntünün aynı olmasına özen göstereceğim. 1, 2, 3, 4 sanırım şurası. Evet, şurası benim için uygun. Ve aynı yerlerden, yani şu son oluşturduğum sık iğnelerden geçiriyorum. Arkayı da yine şuradan geçireceğim. Bakın. Sanırım bu benim için ideal. Ve buradan da diğer kısmı geçiriyorum. Bu şekilde bakın büzgümüzü oluşturmuş olduk. Arkadaşlar çantam büyüdüğü için tam gösteremiyorum, kusura bakmayın. Bakın büzgülerimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi burada şöyle ayarlamamı yapayım. Şimdi burada püskül yapacağım. Şöyle bağladığım zaman uzunluğu iyi mi bakıyorum. Ayarlamamı yapıyorum. Evet, benim için gayet iyi. Püsküller de buradan sarkacak. Şimdi püsküllerimizi hızlıca yapacağız. Bunun için her renkten kullanacağım. Yani 3 renkten kullanacağım. Öncelikle tabağı rengimden bir adet kesiyorum ve şuraya şöyle yerleştiriyorum. Daha sonra 2 adet turuncu kiremit, pardon, kiremit rengimden koyacağım. Aynı uzunlukta. 1, 2. Daha sonra kahverengi ipimden kullanacağım. Sonra yine bu rengimden. Yani bu şekilde renkli renkli toplamda 15 tane, 10-15 tane olacak şekilde yerleştiriyorum. Şu an 9 oldu. Biraz daha bu rengimden alayım. 10. 11, 12, yani 12-13 de yeterli gibi arkadaşlar. Bakalım, şöyle gayet kalın oldu. Şimdi buradayken şöyle son kısımdan ipimizi alıyoruz. Ve bunu aşağıda şöyle aşağı kısımdan şöyle doluyoruz. Daha sonra bakın yeterli olmuş, gayet kalın olmuş. Hatta biraz azaltacağım galiba. Şöyle
bir iki tanesini alıyorum. Yani 10 tane diyelim arkadaşlar. İpim kalın olduğu için bu arada. İpiniz ince ise 15 tane yeterli olacaktır. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Şöyle. Ve bir iki tane dolayacağım. Ve bunu arkada düğüm yapacağım. Şu şekilde düğümlüyorum. Sıkacağım. Bakın. Şöyle bakacağım. Bu kısmı da böyle iyice ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Ve burada iki düğüm atıyorum. İki düğüm attıktan sonra düğümümüzü şöyle iç kısmı alıyoruz, saklıyoruz. Buradan geçirdiğimizde içeride kalmış oluyor. Şöyle içi çektiğimde bakın içeride kalmış oldu. Şimdi bunu aynı noktada kesiyorum, aynı uzunlukta. Ve diğer püskülümü de yapacağım. Daha sonra aksesuarlarımı takacağım arkadaşlar. Yani bir tane zincir, halkalı bir zincir takacağım. Çantamı burada bitireceğim. Yine isterseniz böyle üç renkten oluşan bir zincirle çanta kulpu oluşturabilirsiniz. Ben zincir kullandım. Şimdi diğer püskülümü de yapıp son anda çantamı size göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çantamız hazır. Gerçekten çok şık, çok güzel bir çanta oldu. Aksesuarımı da bu şekilde taktım. Püsküllerimi de oluşturdum. Gördüğünüz gibi çanta modelimiz bu şekildeydi. Örecekleri şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.